Merhabalar efendim. Sevcan Tamer'le Kentin Değerleri programının bir yenisindeyiz. Biliyorsunuz bu ilde çok önemli insanlar vardı. Geldiler, geçtiler, göçtüler. Bazen onların sevgisini, onların varlığını, onların yok olduklarını hissetmemeyi evlatlarında yaşıyoruz. Çünkü evlatları onların aynı kişiliklerine sahip olan insanlar. Tabii ki bunlar bizim bu ile verdikleri değerle ölçülürler malumunuz. İşte bugün de aynı babasının izinden giden ve onun yaptığı güzelliklerin hepsini devam ettiren bir kardeşimiz var. Sevgili Haluk Ercan benim konuğum oldu ve onunla konuşacağız. O kadar dolu ki bakmayın yaşının çok büyük olmadığına. Çok çok güçlü hatıraları, anıları var kendisinde. Zaten babası rahmet olsun Süleyman Ercan çok sevdiğimiz bir insandı. Her şeyinle insanlara dini, manevi duyguları veren, yardım duygularını aşılayan sevdiğimiz bir baba dostuydu. İşte aynı sevgi ve saygı devam ediyor. Haluk da bizim kardeşimiz gibi çok sevdiğimiz bir insan. Ben onunla bugün yapacağım sohbet adına çok mutluyum. Hoş geldin Hoş Haluk bulduk Ercan. abla. Nasılsın canım? Elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Saygılar sunarım beni konuk ettiğiniz için. Çok güzel de açıklamalarla başladınız. Büyüklerimizi andınız. Ben de bizleri yetiştiren ailem, hem ikisini de kaybettim biliyorsunuz, hem annemi Rahmet hem babamı, olsun. önce Allah babamı. rahmet eylesin. Onların Evet. izinden öyle bir iz bırakabildik, gelebiliyorsak, ben kardeşimle birlikte evlatlarımızla, ne mutlu bize. Mutlaka devam ettirebiliyorsunuz ki burada kentin değerleri babandan sonra onu temsilen onu götüren bir kişi olarak burada söz alıyorsun, Çok teşekkür ederiz. bulunuyorsun. Ne kadar güzel. Çünkü ben çok hoşuma gidiyor. Eğer babadan gelen bir meslek var, bir yaratılış, bir ne bileyim yetenek diyeyim Evet. ona ben varsa onu götürebiliyorsa Evet. evladı Doğru ne mutlu söylüyorsun. ona. Doğru Onun için söylüyorsun. ben seni de kutluyorum. Bunu bu Teşekkür ederim. şekilde yıllarca Tamam, götürüyorsun. sağ olun. Hepsine rahmet olsun. Sağ olun. Hepimizin kaybettik. Onları rahmetle anıyoruz. İşte bu programlarda da onları yad edeceğiz, İnşallah. anlatacağız. Yaptıklarının nasıl devam ettiğini söyleyeceksiniz. Ve güzel bir sohbet olacak. Buyurun. Haluk'cum, şu anda tabii ki sen bu ilin çocuğusun. Tabii ki gençsin. Yani şimdi yaş mefhumu hep her programda bunu konuşuyoruz. Bu tartışılmayan bir konu. Herkesin yapısına göre, ruh yapısına göre değişir. Ancak sizler daha gençlersiniz çünkü büyükleriniz var önünüzde. Ancak seni ben bildiğim bileli ilin bütün sosyal yapısında varsın. Evet. Daha baban sağken, rahmetli babacan Evet. sağken yapmadığın iş yoktu. Doğrudur. Boyundan büyük de işler yaptın hatta Doğrudur. öyle de Doğrudur. diyebilirim. Doğrudur. İşte babanı kaybettikten sonra da olduğu gibi o yükü Aldık. aldın, şu Evet. anda götürüyorsun. İnşallah götüreceğim. Tabii şöyle yapalım istersen. Buyurun. Biz seni tabii bizim çocuğumuzsun, kardeşimizsin, çok sever tanırız da bizi izleyenlere Kentin Diğerleri programını merakla takip edenlere bir kendini önce şöyle bir Tanıtayım. anlat bakalım. Tanıtayım. Haluk Ercan'ı bir dinleyelim. Size Hadi. karşı bakarak anlatıyorum değil Nasıl mi? Peki. istersen anlat. Bana Peki. karşı anlat. Sohbet oluyor. Şimdi ben bu kentin çocuğuyum. Evet. 1961 İzmit doğumluyum. Veliahmet Mahallesi doğumluyum. Ama ben sadece Veliahmet'le tabii kalmıyorum. Annemin mahallesi, dedemin, İşte onlar Avdürük sülalesi. Onlar da Ömer Ağa Mahallesi'nden, Hoşkörp Hastanesi'nin merkezinin, İsmail Kalkandere'nin komşuları aşağıdan. Ben hem Veliahmetliydim o zaman, hem Ömer Ağa Mahallesi'ydim. Oradan çocukluğumda her iki mahallede geçti orada. İlkokulum Yeni Turan. Hacer Unat benim ilkokul öğretmenim. Oradan mezun olduktan sonra Esma öğretmen baş öğretmenimiz. Evet, Birçok Esma. öğretmeni de bilirim. Ya onları da Evet. rahmetle anıyorum kendi Evet. öğretmenimle birlikte. Refaat Hanım'ı anıyorum. Ondan sonra
Onun yanında Nural öğretmen vardı, onu evet. anıyorum. Nimet öğretmeni evet. anıyorum. Hepsini saygıyla, evet. rahmetle anayım. Evet. Mehmet öğretmeni de tabii şey evet. yapalım. Turgut. Vasfi hocamıza da diyelim. Onlara da diyelim. Hepsini bak hepsini oradan geldiğimiz evet, zaman hatırladık. Muhalla Hanım'a diyelim evet, hocamıza. Evet, evet. Sonra İzmit Ortaokulu. İzmit Ortaokulu'nda Tarık Özgün müdürümüzdü rahmetli. Daha sonra İzmit Lisesi. İzmit Lisesi'nde 77-78 mezunuyum ben. O sene benim arkadaşlarımla birlikte üniversite imtihanı ben Kütahya Mali Bilimler işte orada hayır gitmeyeceğiz. Babam ticarete devam ediyor 78 senesinde. İzmit'te bir okul olsun. Burada okul bana İsterdim. Yardımcı olursun derken ben o zaman yedek subaylık hakkı veren Kocaeli Meslek Yüksek o zaman İzmir şeye Yıldız'a bağlıydı. Hmm. Galip Ataman Hoca da müdürüydü. Hmm. Oranın okul müdürü. Oraya girdim. Orayı bitirdim. Bitirdiğimiz sene bizim yedek subaylığımızı Kenan Evren Paşa kaldırdı. Hmm. 2 yıllık, 3 yıllıklardan. Ben normal er olarak askerliğimi yapacağım. Ama dedim ki ben devam edeyim 3'te 4'e. Birkaç okula müracaat ettim. O zaman olmadı. Daha sonra devam ederim dedim. Askerliğimi yapmak üzere. Isparta'ya gittim. Isparta'da bir orası da 40. Piyade Alayı. Sonra 3,5 ay sonra ben İstanbul'a bir 4 günlüğüne geldim. Sonra askerliğimi İzmit Ordu Evi'nde tamamladım. Aa. 14 ayımı. Buradan sizin vesilenizle teşekkür edeceğim insanlar var. Rahmetli eczacı Mehmet Gökmen ve eşi Nevin ablama. Sonra benim annemin halasının oğlu Kasap Tayyar Gültaş'a sevgimi, saygımı iletiyorum. Çünkü onlar birisi İstanbul'a gelmeme, bir tanesi de İzmit'e orada evine gelmeme sebep oldular. Ben burada bitirdim askerliğimi. Güzel. Baki Kızılkanat'ın çavuştu o zaman. Şeydeydim, lokanta kısmındaydım. Orada muhasebe elemanıydım. Orada bitirdim. Daha sonra işte bir yurt dışım var. Yurt dışında geçirdiğim bir lisan için gittim. İngiltere var ama babam beni hiç İngiltere'ye yollamak istemedi. Şöyle yurt dışına yolluyor da önce Almanya'ya git diyor bana. Hmm. Sen bir Almanya'yı gör. Almanya'nın bir disiplinini gör. O 63'ten sonra devamlı gidip geliyordu. Evet. Alman disiplini gördükten sonra gidecekseniz bir yere gidin görün. Hmm. Hakikaten ben daha sonra Almanya'ya gittim ama babama sonra hak verdim. Kesinlikle haklı. Hmm. Disiplin, temizlik, güvenilirlik, söz verme, yapma yani yaşantıları aynı bizim dinimizin gerektiği gibi yaşantıları yani söz verip yerine getirme, bir işi tam manasıyla yapıp bitirme gibi ama tabii ki inanış noktasında farklılıklarımız var. Ben İngiltere'de kaldım. İngiltere'den biraz daha devam etmeyi düşündüm ama babam o zaman İslam Kalkınma Bankası'ndan bu devam eden süreçte bir iş almıştı. Kurban eti projesi. Gelmem gerekiyordu. Ben 7. ayın sonunda geldim. Onunla birlikte o işlere başladık. O sene gitmedim ama 88'de 89, 90, 91 o seneler devam ettim. Hacca gittim babamla. Grubun başında 5000 kişilik kafileler gidiyordu. Sonra turizm başlamış oldu tabii. Babama yardım ediyoruz. Hacca gidiş mi başladı? Onunla mı başladı? Benim turizm 78'de başlıyor. 78'de babam yurt içi tur yapıyordu. Mesela Ayvalık Murat Reis Otel birçok İzmit'in şeylerini yerli insanlarını filan götürüyorduk. İzmir, Antalya. O zaman bayağı küçüklüğünden beri yani, şeyin içindeydi. 17 yaşından beri varım ben. Tabii aileden babamın da turizmi önde. Babam çok severek yaptığı bir işti bu. 64 senesinde kurmuş. Kocaeli Turizm bizim firmamızdı. Daha sonradan biz ismimizi Tur 41 olarak değiştirdik. Daha sonra da Ercan Tur'a döndürdük. Ben şimdi Ercan Tur olarak devam ediyorum Allah'ın izniyle ama tüm emekler babamdır. Yani kuruluşu, getirişi güvene dayalı olan yapılan bu turizm işinde babamın bize çok büyük faydası vardır. Sadece
sadece İzmit merkez değil, Kocaeli olarak da Gebze'ye kadar, Gebze'nin köylerine kadar, Kandıra'ya kadar, Kartepe, Suadiye neresi varsa her yerde tanıdığı vardı. Şu anda bile ben Hacı Süleyman'la hacca gittim deyip gelenler genel var, torunları var. Bir de bunun yanında tabii bizim bir konfeksiyon işimiz var. Orada da işte benim oğlumu da burada sünnetlik kıyafet almışım diyenler var. O da daha eski, 1932'ye dayanıyor. 1932 dedemin Rize'den geldiği zaman, dedem Rize'den. Herkes gibi o bir İstanbul'u var. İstanbul'da kardeşiyle birlikte Mavnalar'da çalışması var. Çalışmadan sonra babası da var orada. Babasının vefatı var. Romanya'ya tomrukların altında kalmış. Sonra İzmit'e gelmişler. İzmit'te bir dükkan açıyor. Nerede açıyor? Bizim bulunduğumuz yerde bir bakkal dükkanı var o zaman. 32'de. Karşımızda da Profesör Doktor Ali Namık Şener'in evi var. Ve karşıda Sancar Şener'ler. Evet. Onlar orada. Şeyde Kara İsmail diye lakab eden babaları komşularımız işte yan tarafta kuşçu Yakup amca oğlu Fevzi Bey, onun köşesinde Hamit Kumaş, Ali Osman Aykan ve çocukları. Bu şekilde devam eden dostluklarımız var. Oradan da ticaretin içine de ben 77'den sonra şeyde de varım. Ercan Bebek Konfeksiyonu'nda da varım. Oranın da devamında. Ama ilk önce o şeye geliş şeklinde konfeksiyona. Yani bir bakkal dükkanıyla bakkalla başlamış. Orada. Babam 36 doğumluydu rahmetli. Evet. O 18 yaşında 50'li yıllarda konfeksiyona geçilmiş. Konfeksiyon. Ama büyük konfeksiyona. Bizim bulunduğumuz yer vakıf işhanı, birinci vakıf işhanı. Hatırladığım 71 senesi eski dükkanımız, 10 yaşındayım. Yerler tahta, mazot yapılıyor yerlere toz kalkmasın diye. Onu hatırlıyorum. Her şey yukarıda asılı. Şöyle bir sopa var, yukarıdan indiriyorsunuz. Onun devamını bizim orası yıkıldı, 71'de yenilendi. Yıkılmayan karşıda kabolar vardı. Rahmetli Kabu amcanın ismini hatırlayamadım ama yani Erdinç abinin, Ercan abinin babasıydı. Evet. Abdurrahim Kabu hatırladım. Tamam. Onları öyle indirirler, çıkarırlardı. İlerideki Ayrıbaşlar, Ertan Ayrıbaş rahmetli, onun babasının Hüseyin amcanın dükkanı. Daha sonra vitrinler oluşmaya başladı. Evet. Bizim dükkan vitrinli oldu. 73'ten beri oradayız. O ticaret devam ediyor. Yakın bir süre içinde şimdi tekrar bizim orası bir yenileme işi var. Evet. Yenilenecek. Evet. Hem bizim o köşe yenilenecek, hem de öbür köşe yenilenecek. Hmm. Öbür köşe dediğimde Hafız Şerif Sokak'tan aşağı iniş. Şu andaki Kızılay İşhanı'nın Yiğit AVM'nin tam karşısında yenilenecek. Şehrin onu, yani merkezimiz biraz daha güzelleşecek. Biraz öyle olan Ercan Bebe, bir de Ercan Tur. Ercan Tur'un devamı. Ama biz o zaman sadece ümreveç yapıyoruz. O zaman onlar, o zaman sadece, onları yapıyoruz. Evet. Babamla da konuşuyoruz. Baba, ben farklı turlar yapmak istiyorum. Bir Kudüs turu yapmak istiyorum. Öyle deyince biz bir babamla Kudüs'e gittik 2000 senesinde. Gördük Kudüs'ü. Babam dedi ki olur dedi, yapabiliriz dedi. Daha sonra bu Kudüs olayı 2005'te inanıyorum ki sizinle bir şeyimiz var. Mısır üzerinden bir ümremiz var. Ondan sonra 2010'da ben Kudüs turu yapmaya başladım. Ondan sonra başladım. Ben yani kültür turları başladı. Evet. Yurt dışı kültür turları başladı. Evet. Benim isteğim de oydu zaten. Evet. Yurt dışına açılmaktı. Kudüs. Kudüs'ten sonra Bosna. Hatta gidecektin, bir girişimde bulunduk, hepimiz şey yaptık. O ara Kudüs'te bir olay oldu, olaylar evet. oldu. Değil mi? Gidemediniz şeyi, sonra. Şeyi analım bağlandı arada da. Kimi? Rahmetli Olcay teyze de onların grubunu götürmüştük. Evet. Çok güzel bir gruptu. Evet. Oradan da bilmediğimiz ebedi intikal edenler varsa onlara da tabii. Rahmet Bazınız okuyalım ama Olcay teyzem çok büyük şey vardı. Bu arada Kezban teyzemiz de analım. Onlar da ömrü uzun olsun. Ay, Kezban teyzemin şey vardı, kaybettik. O günün valisi, valinin eşi Emel Hanım. Emel Hanım, evet. Bu ümreden sonra, 2 ay sonra falandı galiba. Rahmetli olduğunu tabii. duyduk. Kemal Gençin. Önal Bey'in eşi. Ha, Kemal Önal Bey vardı. Bizden ayrıldıktan sonra İnanıyorum ki Emniyet Genel Müdürü oldu. Evet. Sonra Ankara Valisi oldu. Evet, Ankara Valisi var. Olduğu zaman bana bir telefon etti. Haluk Bey dedi, böyle bir grup varmış dedi. Evet. Hiç Ankara'ya geliyor musunuz dedi.
Geliyorum dedim. Beni bir ziyaret eder misiniz dedi. Ben onu ziyaret ettim. Sonra bana pasaportları verdi. Kayınvalidesi de, annesi ve de, teyzesi. Evet, teyzesi ve de vardı. Ve ikisi de sandalyedeydi. Evet. Herkes şaşırmıştı Haluk Emel Bak. Hanım değil mi? Emel Hanım. Allah rahmet herkes eylesin. Herkes bu hanım nasıl bu iki tane tekerlekli sandalyedeki insanı şey, Yüce Rabbim belki çok de ona güzel, orada. Çok güzel bir insandı. Çok. Sonra ben kendisini hukuk tahsili yaptığını biliyorum. Evet, avukattı. Evet. Hazine avukatlığı evet. yapıyordu. Evet. Hatırladım evet, şimdi. Hatırladım. Onu hatırladım. Hatırladım o grupta. Allah evet. rahmet eylesin. Allah. Çok güzel bir şeydi. Sonra işte sen bu kültür turlarına başladın. Ondan sonra işte bu Mısır üzerinden gittik. Mısır'ı gördük. Sonra Kudüs oldu. Sonra Bosna oldu. Ben şeylere söylüyorum zaten. Yurt dışını merak edenlere Kudüs eğer Ümre'ye gidildiyse, dini bir tur isteniyorsa Kudüs çok önemli. Evet. Sonra Avrupa'da bir parça olan bizim dindaşlarımızın yaşadığı Bosna da çok önemli. Bosna. Her an bir olay çıkabilecek bir merkez. Yer. Hem yani farklı etnik grupların yaşadığı yer. Evet. Oradaki Müslümanlara Türk diyorlar zaten. Sonra Sırpların grubu var, onlar Ortodoks. Sonra Hırvatlar var, onlar da Katolik. Hepsi onlar bir arada oradan mı destekleniyor. Ha, yani evet. Şimdi yeni duyuyorum Birleşmiş Milletler'de bir, bir şey yapılmış, rapor verildi. Her an bir şey olabilir Anladım. Diye. Çünkü Sırplar bir orada özerk bölgelerde ordu kurmak istiyorlar filan. Ama şu anda bu iktidar zamanında yani Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu sürece kolay kolay bir şey çıkmaz diye düşünüyorum. 92'deki durumumuz yok. Çok hakimiz oraya. Neyle hakimiz diye sorabilirsiniz. Şu anda ziyaret ettiğim, bu sene de gittiğim Ekim ayının başında 5 ülke gezdik. 5 ülkede de yatırımlarımız devam ediyor. Eski Osmanlı eserleri yenileniyor TİKA aracılığıyla. Evet. Mükemmel bir hizmet var. Oraya gidilen bu hizmetler, Türkçe kurslar var. Bize karşı müthiş bir sevgi var. Yani mesela Bosna Hersek'te, Saraybosna'da bir Bursa şehrinde geziyormuş gibi gezersiniz. Öyleyse, çok çok güzel. Mostarıyla, Poçiteriyle, Konyesiyle, evet. Blagıyla mükemmel bir şey. Tabii ki diğer ülkeler, Karadağ'da da gittiğimizde mesela gene bizden yaptı. İslam Kültür Merkezi'ne gittik Bar'da. Evet. Oradan çıktık Arnavutluk'ta camiyi merkezde evet. Tiran'da biz yapmışız. Sonra Makedonya'ya geldik. İşte Manastır'a, Atatürk'ün İdadiyesi'ne gittik. Oradaki çalışmalar bizden. Oradan şeye geliyoruz, Kosova'ya geliyoruz. Kosova, Prizren, Priştine, Murat Hüdavendigâr, Prizren'de cami. Onların yapımı üstlenmesi bizden. Genesi. Yani iftar edersiniz evet. devletimizle yurt dışında. Tabii. Onlar da bize karşı büyük hassasiyetleri var. Daha evet. bu tarafı söylemedim Asya'ya. Onlardan evet. da biraz sonra bahsederim. Oralara da gidiyoruz insan, artık. Tabii atalarıyla da iftar ediyor. Her yerde İtalya'ya gidiyorsun. İşte Osmanlı'nın yaptığı eser diye gösteriyorlar. Evet. Ne bileyim başka ülkelere gidiyorsun. Yine orada bir evet. eser çıkıyor ki yine Osmanlı'dan. Tabii o insan nasıl gurur duymadan tabii. şuna gidiyor böyle bir şey oluyorsun. Şöyle bir, evet. Devam ediyorsun bunlara ve zannediyorum büyüyerek devam edecek. Şimdi bunlara tabii ki devam ederken hakkını da vererek devam ediyoruz. Bizim şöyle bir özelliğimiz var. Benim oğlum da yaklaşık 29 yaşında. Bir tenis antrenörü oğlum var. Ama benimle birlikte ama o antrenörünü de yapıyor. O da yüksekokul mezunu, BESYO mezunu. Şu anda Yahya Kaptan'da atılımı kortlarında özel ders veriyor. O da orada görevli. Fakat şunu söylemek istiyorum. Bir tur olsa muhakkak başında biz gidiyoruz. Bizim şeyimiz öyle. Biz evet, bir sizin insanla, başındasınız. Yok, evet. Kesinlikle biz butik tur yapıyoruz. Evet. 15 kişi, 20 kişi neyse 25 kişi Balkan filan daha fazla oluyor. Onun başındayız. Bir sorun olduğu zaman onlar birlikte. Benim de bayan müşterim daha ağırlıklıdır. Evet. Şu şekilde yapıyorlar. Ne demek istediğimi daha iyi bu şeyden anlatımdan anlarsınız. Şimdi bir bayan var, eşi var. Bir yerde konuşuluyor. Bir günde konuşuluyor. Bir tur var böyle işte Ercan tur yapıyor diye. Evde açılıyor bu mevzu. Hı. Yemekte konuşuluyor. Ya böyle bir tur varmış diyor. O eşi Evriniz. Beyefendi beni arıyor. Ha, arıyor. Ama bana fiyat sormuyor. Hı. Kaç gün diye sormuyor. Oradan Hı. öğrenmiş. Kim gidiyor diye soruyor. Ha, gruba kim gidiyor. Doğru. Eğer ben dersen başında ki ben gidiyorum.
Ha tamam, ablan tamam. geliyor o zaman diyor, kapıyor tamam. telefonu. Bunun bize gelişi Hacı Süleyman'dan gelir. Evet. Yani evet. o güven duygusu, turizmde güven evet. esastır. Verdiği sözü tutmak esastır. Şurada, şuraları sizi gezdireceğim. Şuralarda yatıracağım. Otelimiz 4 yıldız olacak. Sabah kahvaltımız olacak, akşam yemeğimiz olacak. Müze yerleri, ören yerleri girişlerinde ekstra bir bedel olmayacak. Bunları söylediğiniz, onlar da aynısını yaparsanız, grubun başında olursanız, her şeyle ilgilenirseniz bunun devamı geliyor zaten. Gider. Böyle gidiyor. Ben evet. de o yüzden gidiyorum. Evet. Aa, gittiğimde evet. sadece ben yokum. Mesela ben 23 Ekim ile 30 Ekim arası Özbekistan'daydım. Hı. Özbekistan'a, ilk önce Kazakistan'a, Ahmet Yesevi'ye gittik. Çimkent'e geldik. Bir gece kaldık. Bir rehberimiz vardı. Sonra geçtik Özbekistan'a. Orada da ayrı bir rehber aldık. Çok da kaliteli bir arkadaştı. Taşkent'i, Semerkant'ı, Buhara'yı, Hive'yi gezdik. Hızlı tren kullandık. Onun haricinde uçak kullandık. Şey içinde, yurt içinde orada da. Sonra geldik. Bu gidişte ne olabilir? Daha iyi bir tur olması için elimizden ne gelirse yapıyoruz. Yani arkadaşlar memnun kalmadılar bir otelden. Ben oteli bile değiştirdim. Başka bir otele geçtim. Ben olmasam olmaz ama. Evet. Oradaki ne itinerler. Araba bir arızalı olsa, arabada bir şey olsa onu değiştiririz. Rehber gerekirse rehberi değiştiririz. Evet. Yani amaç bir bedel ödüyor ya bir şahıs. Onun karşılığını almak zorunda. Biz de onun karşılığını vermek üzere gidiyoruz. Mesela benim oğlum Dubai'yi çok iyi bilir. İtalya'yı iyi bilir. Hı-hı. O konuda daha uzmandır. Oralara giderken Berat gidiyor. Hı-hı. Onu götürüyor. Ama bir Balkan olsa mesela ben iyi bir İrancıyım. Yani İran'a bir hayranlığım herhangi bir rejimden, herhangi bir şeyinden hayır, dolayı değil. Sadece milattan önceki yıllara 300. yılı Persepolis'i geziyoruz Şiraz'da evet. mesela. Orayı görmeye, Pers kültürünü. Bir de yani orası da 80 milyon. Biz de 80 diyorum, yuvarlıyorum. Bizim 2,5 mislimiz bir yüz ölçümü. Yalnız 35 milyon Türk var. Yani bizim bir kardeş ülkemiz evet. ya. Ama maalesef zaten, orada sınır. İki büyük ülkeyi bir araya getirmemek için bazı ayrılımlar var. Maalesef hala da çalışılıyor. Devam ediyor. Maalesef çalışıyor. Evet. Bir Tebriz'e gittiğiniz zaman kendi evinizde bir el gölü var mesela. Şah gölü diyorlar. Onun yanında oturuyorsunuz. Muhakkak kağıt taraftan bir hediye geliyor. Bir meyve geliyor. Mutlaka. Bu çaylar bizden deniliyor. Ne orada, güzel bir şey aslında. Mükemmel bir şey. Bu kadar şey. Yemek kültürü bize et ağırlıklı yemekler, pilav evet. ağırlıklı yemekler. Hı-hı. Oradan çıkıyorsunuz, Tahran'a geliyorsunuz. Orada biraz Pers kültürü var. Ama aşağı indik. İsfahan mükemmel bir yer. Aşağı Şiraz'a gidersiniz, orada da Kaşkay Türkleri var. Hı-hı. Onlar da Türkçe de anlıyorlar, konuşuyorlar. O yüzden severek gittiğimiz evet. bir ülke. En son uzandığımız zaman işte Özbekistan, Kazakistan, bir de Hindistan'a kadar uzandık. Evet. Hindistan'a falan gidiyor. Ama inşallah ileriki senelerde Rabbim ömür verirse i̇nşallah. Daha da şey yaparak ileriye Singapur, Malezya olur. Sonra hmm. Güney Kore, Tokyo olur. Bir aşağısı Melbourne olur, Avustralya. Evet. Bu tarafta da Afrika olabilir. Bunları da deneyeceğiz. Ha, bu sene farklı bir turumuz var inşallah. Ben de şeye gideceğim. Hep benden kuzey ışıkları istiyorlardı. Bu Lapland dedikleri. Bu ışıkların özellikle kutup bölgesinde, kuzey kutbu Lapland. Burada Finlandiya'nın, İsveç'in, Norveç'in ve Rusya'nın kuzeyi. Marmax diye bir yer var. Oraya inşallah şöyle bir şey düşünüyoruz. -30'lar falan yani öyle. Farklı yerleri de görmek, yani. Farklı şeyleri de bizim dostlara yaşatmak için bir düşüncemiz var. Hadi bakalım. İnşallah. Çok i̇nşallah. Güzel. Dolu dolu anlattın. Böyle bir şey. Acı kalır oldu. İnşallah birlikte de gideriz. İnşallah gideriz gene inşallah. Gideriz. Ben çok zevk almıştım. Hakikaten kaliteli bir turdu o zaman da. Ondan diğerleri de aynı şekildeydi. Yaşadığım için biliyorum. Rahmetli babanın da vardı, senin varlığın, başımızda olmanız gerçekten çok önemli. Çok güzeldi. İnşallah daha güzellerini, daha büyüklerini yaparsınız. İnşallah. Şimdi biraz şöyle seninle bir hayat turu yapalım. Yapalım. Gidelim böyle bir çocukluğa gidelim. Gidelim. Bakalım Veli Ahmet'te veya işte Ömer Ağa'da neler yaşamış Haluk siz... diyelim. Zaman girelim mi? Evet. Ama bunlara girmeden önce bir reklama girelim diyorum peki. ben. Ondan sonra devam edelim peki. ki bölünmesin sohbetimiz peki. değil mi? Peki. Peki kısa bir reklam arası efendim. Bizden ayrılmayın.
Haluk'cum reklam bitti. Hadi bakalım yine şimdi başlayalım, yine devam edelim. Aşağılara inelim, şöyle çocukluğa inelim. Şimdi tabii ki her konumla aynı şeyi konuşuyorum. Çünkü o kadar hızlı bir değişim oldu ki yaşamlarda. O kadar hızlı bir teknoloji girdi ki hayatımıza. Yani bu bilmem 30 sene, 100 sene, 40 sene önce değil. Doğru. Kısa bir şey öncesi, evet. Zaman dilimi öncesi yaşanan çocukluklarla, evet, şimdiki çocuklukların arasında dünyalarca bir fark var. Evet. İşte bu farkı da tabii ki insan yaşadığı zamana göre odaklanıyor, yaşıyor. Hı. Ama insanlar geçmişte yaşadıkları has, gerçek çocukluğun ne olduğunu da bugünkülere anlatmak istiyor, anlattırmak istiyor. Doğru. O yüzden sizlerin de yaşadığı çocukluğun çocukluk olarak yaşandığını düşünüyorum ben. Doğru. Ve o zaman anlatıyoruz onlara, diyoruz ki bakın bu ilde biz böyle yaşamıştık. Evet. Sizler de dinleyin, belki bir gün, inanmıyorum ama belki bir gün yaşarsınız. Şimdi sen tabii ki Velahmet benim de mahallem. Evet, aynı yerde doğduk, Velahmet, büyüdük. Evet. Oralarda. Şimdi nasıl geçti çocukluğun? Şimdi, ne yapıyordun? Şöyle anlat bakalım o zamanlar. Sadece Ali Efendi konağının yanı bizim evimiz. Tabii. Orada en son amcam oturuyordu. Hı. Amcam da taşındı. Şimdi orası boş. Orada otururken çocukluğumda benim yaş grubumda olan Zahireci, Cemal Şenol, Nezih Şenol kardeşlerimiz, hı, vardı. Yukarıda Osman Güngörmez, Salih Güngörmez, hı, eski milletvekilimizin, hı hı, oğlu, i̇şte, o abimiz, hı, vardı. Muhterem Çetin daha yukarıda, hatırlıyorum. Osman Aytugar, bizim mahalle muhtarımız, hı, Memduh Aytugar'ın, hı, oğlu. O bize yakındı. Onun abileri vardı. Rahmetli İlhan abi, Vedat abi falan, Melih abi. Bir tek onlardan şey vefat etti herhalde, İlhan abi. Onlarla birlikte mahallede biz top oynuyorduk tabii, hmm, ki. Yani bir hemen takım kurulur, oynanır. Sonra Bandesman'dan emekli Bülent abi vardı. Hmm. Şerafettin diye tanınır o. Bülent abi. O bir şey mahalle takımı yapardı. Onlar oynardık. Çember herhalde, çember çevirme vardı, falan onlar vardı. Yalnız ben burada bir ilişki içindeyken şeylerle, arkadaşlarla, bir de benim annemin mahallesi yani Ömer Ağa vardı ki orada da büyük dostluklarım vardı. Yani şu anda Körfez Kuru Temizleme Selçuk Salihoğlu benim oradan arkadaşım. Diba Hüseyin Kezer oradan arkadaşım. Yine bir akrabam olan Cüneyt, ondan sonra Ercüment, orada Özdiller, onlar arkadaşım. Onlarla da futbol oynama, işte seksek de oynadım, hatırlıyorum. Genelde kızlar oynardı ama mile oynama. Mileler mesela, vardı şıkı mile, şıkı şıkı. Ali'de de vardı. O mileleri mile, fazla mileye sahip olmak mahallenin kralı şey, gibi böyle fazla milesi var. Onu ben aşağıda Selçuk'la, evet, o eski hamamı, şu andaki hamam açık bir Osmanlı hamamı. Evet. Onun arka bahçesinde 40'ar mile dikiyoruz böyle. 40 o dikiyor, 40 ben diyorum. Bir atıyoruz. Birinci, ikinci, ilk kim atacak? İşte ne taraf diyor, baş diyor, sol taraf diyoruz. İşte atıyor, baş sola nereden vurursa ondan bu alıyorsun, tarafını topluyor, tabii, alıyor, onda oluyor. Ama Selçuk'la iyi bir dostumuz. Sonra Önder Kuruyemiş, Ferru amcanın çocukları. Ondan sonra onlarla iyi bir dostluğumuz vardı orada. Bayramlarda böyle torpil patlatma, mantar patlatma, bir mantar tabancası olma, onlarla koşma, etme. Sonra gene annemin halasının, bu enişte tuhafi Orhan Bayar'ın, hmm, babası, onun orada herkesi toplayıp bir kese kağıdı yapma alışkanlığı vardı. Hmm. Kese kağıdı yapıyorduk. Evet. Bu unu katıyorduk suyla, o yapışkan. O alıyordu o kese kağıtlarını, satıyordu, hmm, mahallede ona yardımcı olunuyordu filan. Bir aile havasında, kardeşlik havasında devam ediyordu. Biz 11-12 yaşındayken televizyon ilk çıkmaya başladığı yıllarda yukarıki mahallede hatırlıyorum ki dizileri seyretmeye insanlar geliyordu eve. Babam o zaman çok meraklıydı. Ben 72 Olimpiyatlarını hatırlıyorum. İsmail, evet, Akçay koşuyordu bizden maratonda. O 72 herhalde aynı zamanda Münih Olimpiyatları. Münih'te de o bir İsrail'in bir şeyine baskın yapılmıştı, İsraillere. Onu çok iyi hatırlıyorum.
oradan onu seyretti ama şunu hatırlamaz şimdi insanlar. Şimdi hemen bir kuruma üye oluyorsun. İşte D-Smart'ı, Digitürk'ü, şunlar. Hemen bir uydu anten geliyor. O zaman bir anten dikiyoruz. Aşağıdan birisi bağırıyor. Çıktı mı çıktı mı diyor. Çıktı diyor. Çevir, biraz çevir. Hep onlardan çok ilginç şeylerdi. Evet. Ben ilk mahalleden insanlarla birlikte izlediğim dizi kaçak dizisiydi. Ha, kaçak. Doktor Richard Kimball. Hiç unutmuyorum. Ha, o şeyler diğer Bonanza'lar ve daha sonra o Dallas'lar filan. Onlar daha sonra ama. Flamingo yolu falan filan. Ne oldu? Şahin Tepesi falan değil mi? Ama hiçbiri beni o Richard Kimball'ın kaçışı. İşte bir komiser var. Gerard'tan kaçışı. Ne kadar zevkle falan seyrediliyor. Siyah beyaz. Orada işte karşımızda bir teyzemiz var, Nimet teyze. Diyor Süleyman diyor televizyon almış diyor. Ben de alacağım diyor filan böyle bir şeyde. Daha sonra renkliye geçildi. Renkli hayatı orada hatırlıyorum tabii ki birçok şeyler ama sonra herkes almaya başlayınca o gelişler gidişler kalmadı. Evet. Ama bizim 17 yaş, 18 yaş şeylerimiz, arkadaşlığımız devam etti. O arkadaşlarımızın içinde birlikteyken benim gene aile grubumun içinde böyle iyi bir grubum vardı. Hepsinin de yaşları benden büyüktü. Onlarla iyi dostluklar yaptık. Yani bu Mehmet Aydın'ın torunları, Çinli Fırın'ın rahmetli oldu, onu da anayım. Murat Gümüşkaya. O da iyi arkadaşımdı. Onun şey dayısının çocukları. Sonra Cevat Balcıgil. Cevat abi de bizim Solmaz Balcıgil'in oğludur. O, ben, sonra onlar Ahmet Balkaya, sonra benim kardeşim Haldun Ercan. Biz iki kardeşiz bu arada, onu söylemedim. O ticarette uğraşmıyor. O şeyde Bekert'te yöneticilik yapıyor bu fabrikada. O orada ama arkadaş grubumuzun içindeydi. O arkadaş grubunu biz kendimizi yetiştirme bakımından, gezilere birlikte gitme bakımından 16 yaş, 17 yaş önemli yaşlar. Ama insanların kişiliğin oturduğu yaşlar. Belli. Orada hep 10 kişi, kimle 12 kişi gezilere belli gidiyorduk. Evet. Biz nerelere? İşte Bodrum, Marmaris, o yerler beraber gidip 10 gün kalıp geldiğimiz ve onların yanında hayatı öğrendiğimiz birçok şey var. Yani işte o ortam var, lokantası var, farklı yaşadıklarımız var. Oralarda sosyallik olunca aileler içerisinde de benim babam da çok sosyal bir adamdı. Yani şimdiki AVM'ler yoktu ama bizi, onu da hatırlayacaksınız, nostalji yapıyoruz. Sabancı ayrımından sonra konak tesisleri vardı. Evet. Konak. Oraya götürüp yoğurt yiyorduk biz. Niyazi amcanın hediyelik eşya dükkanı vardı. Rakıp amca lokanta kısmını çalışıyordu. Yarımca tarafına götürdüğümüz zaman orada da Kürt Mehmet'in, hepsini Allah rahmet eylesin, onun şeyinde işlettiği tesiste çay içiyorduk, geliyorduk. Saraçoğlu tesisleri Adapazarı'na giderken sağ tarafta Kemal Saraçoğlu'nun Saraçoğlu Otel. Onun alt katına inip orada babamın dostları olan, yani hep benim bir gruplar, bir Velamet grubu, sonra aşağıda Ömer Ağa grubu, sonra arkadaşlarımın içinde bu akraba grubu, onun haricinde de devam ettiğimde babamın arkadaşı olan Necdet Esen, bilirsiniz sigortacı, Necmi Aydın. Ondan sonra işte biliyorsunuz onu. Onların çocuklarıyla Remzi Aydın'ın şeyleri, çocukları Yüksel abi falan bizden büyüktür ama Mehmetlerle, Hakan'la hemen hemen aynı yaştaydık. Hakan Esen'le, Mehmet Aydın'la, onlarla birlikte. Ya bir gün bir grup yapmışlar. Aile bizi aldı 76 senesinde iki arabayla Kıbrıs'ta ailece. Üç aile birlikte. Buradan kaynaklanıyor sosyallik işte. Babam benim hep böyle bu program yapma. Hadi şuraya gidelim, hadi buraya gidelim gibi. O şeylerle ben
Allah'a şükür çok güzel bir çocukluk geçirdim. Çok güzel. Ve o arkadaşlarımla hala görüşürüm. Yukarıki mahallelerde görüşürüm. Kaybettiklerimiz var. Aşağıki mahallelerde bir günümüz var onlarla. Evet. Pandemi nedeniyle toplanamadık ama bir 10 kişi bir araya geliyoruz. Onun haricinde bizim 20 yıldan beri devam ettirdiğimiz bir de arkadaş günümüz var. Şimdi her cumartesi. İşte oraya baktığımız zaman Mehmet Kayası ile Yaşar Canı ile benim biraderimle İsmail Özü ile İsmail Aydın ile böyle bir grubumuz var. Onlarla da yapıyoruz. Yani biz hayatın tek başına geçmeyeceğini, arkadaşlar üzerine kurulu olduğunu, sosyalliğin şart olduğunu bilerek yapıyoruz ama bu arkadaşlarımın birçoğu benim de başkanlık yaptığım kurucusu olduğum Genç Kocaeli'lerden geliyor. Sosyallik oradan başlıyor. Tabii, sonra tabii. Ben Fevziye Camii'nin yaklaşık 25 yıllık yöneticisiyim. Evet. 6 senede başkanlığını yaptım. Oradan dostlarımız var. Onun haricinde İzmit Merkezi esnaflarından dostluğumuz var. Yani sadece sabah dükkan, akşam ev gibi değil de olayların içinde olursan, kente bir değer katarsan evet. Bu farklı şekilde oluyor. Evet. Benim ona herhangi bir şey söylemeyeceğim ama bir siyasi yönüm var. Ben geçmişteki işte milli görüş çizgisinden geliyorum. Şu anda da Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yöneticilik yapıyorum. İl yönetici yapıyorum. Oradan olan dostluklar var. Hepsi bir katıla katıla bir şey oluyor. Siz de ona göre kent içinde farklı bir yere geliyorsunuz diye düşünüyorum. Bu arada şeyi de Genç Kocaeli'ler deyince mesela tamamen ayrı görüşte olan insanlarız belki Hüseyin Eroğlu ama en çok sevdiğim insanlardan bir tanesidir. Evet. Hüseyin Eroğlu bu kent içinde bir değerdir. Onu da burada söyleyeyim. Evet. Çünkü biz o şeylerde bulunduğumuz zaman görev yaparken hiç siyasi ayrımı birden yapmadık. Şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı ile birlikte Harun kardeşim de ben yöneticilik yaptım. Hüseyin Eroğlu da birlikte yaptım. Yani A partisi B partisi yoktu evet. Ve hala da öyledir. Ne zaman birlikte ben bir belediyeden o benden bir şey isterse birbirimizle hiç kırmadan hareket ederiz ki ve çok da sevdiğim insanlar var onların arasında. Onlar da inanıyorum ki bizleri severler. Bir şey olduğu zaman bizleri de ararlar. Bu şekilde olmaya devam etmek durumundayız zaten. Evet. Çok güzel söyledin. Yani şimdi en çok da üzerinde duracağım, durulması da gereken son söylediklerin sizler o yaşlı kuşaktan hani erken milletvekilliklerini bitirmiş falan hani kuşaktan olmamanıza rağmen şimdi biz gelen büyüklerimizle hep bunu konuşuyoruz. Politikacılar, siyaset içindeki insanlar niye kavga ediyor? Niye bu kadar birbirlerini kırıcı davranıyorlar falan konuşuyoruz. Yani. Mesela senin hani senden de başka bir şey beklemem zaten. Hı hı. Olumlu bir çocuksun sen. Yani senlik benlik yapmadan bu il için görüşün olabilir. O görüşe hizmet edebilirsin. O en doğal şey. Fakat beşeri münasebetlerde bu il içinde küslük, karalama, birbirine işte bu olması son derece sevindirici bir şey Haluk. Evet. Gerçekten bunu tüm insanlara diliyorum ben. İnşallah keşke öyle bu olsa. Şekilde keşke bu bütünlüğümüzü koruyabilsek. İnsanların da bu şekilde düşünmesi lazım. Kent için, kent menfaati için. Şu anda çok seviniyorum mesela. Bizim şimdi oralar yapılıyor galiba Fethiye, değil Fethiye, mi? Başlıyor İzmit ama Belediyesi ben yoktum. Tarafından başladı. Bugün gördüm. Ama yürüyüş yolu da sene sonunda bitecek. Onu evet. Büyükşehir yapıyor. Bunu İzmit Belediyesi. İnanıyorum ki sonunda ortaya kent için bir değer çıkacak. Evet. Yani sanat okulunun oradan başlayıp gelen evet. Bu birinci geçide kadar giden yolun güzel olması. Hı hı. Yani amaç burada inanıyorum ki Tahir Bey şunu düşünüyor. Şehrin içinin yani gelen müşteriyi müşteri dışarıya gitmesin, buraya gelsin diyor. Çünkü AVM'lere gitmek çok rahat. Otopark evet. Bakımından rahat. Hava yağışlıysa rahat. İçeride evet. Oturmak rahat. O yüzden bizler ne yapabilirim düşüncesinde kendisiyle de görüştüğümüzde diyor ki bu eski defterlardık binası vergi dairesi Alemdar'ın tepecinin olduğu yeri yıkayalım. Oraya bir otopark yapalım. İnsanlar park etsinler, şehre oradan gelsinler. Bizim de destekle
dediğimiz bir proje. Esnaflar da destekliyor. Sonra devam ediyoruz. Bulvarın başlangıcı diyelim. Yani Leyla Atakan'dan yukarıya çıkış sağ tarafta sanat okulu var. Sanat okulunun oraya da bazı düşünceleri var. Herhalde onu kamuoyunda paylaşırlar. Orada çok büyük bir arsa var ama tam değerlendirmeyi düşünüyoruz. Hmm. Oraya da bir değerlendirirse, onun gene bir etrafı açılırsa, 26 dönümlük bir arazi var orada. O araziyi sadece öyle kapalı olarak bir okul olarak değil, evet. Okullar bir değerdir, hepsi bir değerdir ama artık şehrin dışında değerlendirebilecek yerler de vardır diye düşünerek orada bazı binalar, tarihi binalar bırakarak da benim düşüncemdir. Oranın altının bir otopark olması, oradan sonra insanların, ailelerin şehrin merkezine doğru ister İnönü'ye gitsin, isterse o yürüyüş yoluna gelsin, sonra İstiklal'e, Fethiye'ye dağıtsın, bunlar bir değer olur diye düşünüyorum. Ben o projeleri destekliyorum. Ne olacak şimdi Haluk? Orası altyapıda yapılacak mı? Yapıyorlar altyapı, kanalizasyon, pis su, sonra yağmur suyunu ayırıyorlarmış. Yağmur suyunu ayırıyorlarmış. Daha sonra yalnız herkes bir arada çalışamıyormuş. Yani kanalizasyon için geçti, sonra yağmur suları toplama, o koku oradan geliyormuş. Büyükşehir'de yaptı onları. Onu ayırdıkları zaman daha sonra telekom girecek. Altyapıda telekomda internet kablosu falan varsa onlar, elektrik, yani SEDAŞ girebilir, onlar girebilir. İnanıyorum sırasıyla yapacaklar. Yaparlar. Tabii çok İlk önemli. Önce başlayacaklar. 1,5 ayda Fethiye'nin sonuna çıkacaklar. Sonra İstiklal'in birinci geçitten, yani Gakko Kervansaray'dan başlayarak Alemdar Caddesi'nde bitireceklermiş. Sonra da ara sokaklara gireceklermiş. Yani Hafız Şerif olsun, dar sokak olsun, oralara da gireceklerini söylediler. Sonu hepimiz için, kentimiz için hayırlı olsun diyorum. Tabii ki bir yapanı, değer kadını, en büyük şehri, hem şeyi takdir etmek lazım, yani, görmek lazım. Evet, o yüzden güzel o güzelliği, güzellikleri sonunda birlikte yaşayalım. Oradaki gördüğüm zaman mutlu oluyorum tabii. O hepimize şey yapacak, etki mutlaka edecek. Mutlaka, yani etmez mi? Esnaf olarak eder, bir İzmitli olarak, değil mi? İzmit aşkı tabii, diyoruz tabii, hepimiz. Tabii. İzmit seviyoruz. İzmit güzelleşsin artık, o şeyi kesmiş. Ne yapabiliriz düşünceler arasında İzmit için, yani burada o işte İzmit Kent Konseyi var, Kocaeli Kent Konseyi var, bir tanesi de Hüseyin Bey var, bir tanesi Ali Korkmaz var. Onlarla birlikte üretildiği zaman, mesela biz yürüyüş yolu için, benim başkanlığım 2000-2001 dönemi, orada biz yürüyüş yolunun projesini çizdirmiştik. Böyle bir yol istiyoruz, insanların oturacağı alanlar falan diye. İlk yapıldığı yolda dahlimiz vardır. Tren yolunun kalkmasında Sefa Bey'le raylara kazma yurukan vardır. Öyle ne nostaljiydi onlar, biliyorsunuz onlar. Onlar da daha sonra Fevziye Camii'nin depremde hasar görmesi, oturup konuşmamız, ben de yöneticiyim o zaman. Başkanımız da o zaman lokantacı. Bizim enişte. Evet. Yani o başkanımız. Sonra Kemal Bey'e çok gidip geldik. O zaman bizim valimiz olmuştu. Kırklareli'nden gelmişti. O zaman gittik. Onun bir şeyi vardı. Vali yardımcısı Caner Bey. Ne yapalım, ne edelim? Hiç düşünmedik de şeyler, tam hasar görmedi diyorlar. Ondan sonra şey yapalım diyorlar. Ne derler? Tadilat yapalım. Biz de istemiyoruz. Biz kendi aramızda konuştuk. Bu minareyi nasıl yıkalım bunun üzerine de yapalım diye, Allah şahidim olsun. Düşündük doğrudur, o zaman. Sonra enişte şeyden ayrıldı. Onun yerine rahmetli Cengiz Sille geldi. Cengiz abinin bu bizim camimizde katkısı büyüktür. O zaman biz bu cami vakıflara aitti ya. Vakıfların yani yapamıyordu işte kimse bir şey. Bursa'daydı. O zaman biz daha sonra burası İstanbul ikinci bölgeye bağlandı ama Bursa'ya çok gidip gelindi. Yani. Kim gitti? Cengiz abi, Halil Vehbi Yence, Doktor İbrahim Kahraman, sizin çok konunuz olanlardan. İbrahim Kahraman da işte anlatıyor seni. Nasıl girdiğini oraya. Doktor ne işin var senin orada? Çok güzel anlattı. Doktor İbrahim Kahraman falan beraberiz o zaman. Şeyde bir de Hafız Ahmet amca, senin mahallenin Bülbül Ahmet, Ahmet Demiray, o da var yönetimizde, gidiliyor, geliniyor, vermiyorlar izin. Sonra Cengiz abim şeye girince, yönetim başkanı olunca, yönetim kurulu başkanı, bir gün gitti,
Vakıflarda bir hocası çıktı, profesör. Hmm. Bu oraya danışmanlık yapıyormuş. Cengiz dedi, Cengiz dedi, ben bu işe müsaade edeceğim dedi. Hmm. Yalnız dedi, ne bir metre sağa ne bir metre sola. Bize de diyorlar ki altlar dükkan olsun falan, ben kesinlikle istemedim. Cami cami olarak kalsın. Tamam dedi Cengiz abi, orayı oturtalım. Ama dedi, bir dış avlu var dedi. Orada bir karın yaparsak, toprak karın dedi. Aşağı kadar bir 600 metremiz var dedi. Ben görmedim, sen yap dedi. Biz öyle bir 600 metrelik bir aşağısını arka tarafa yaptık. Cengiz abimi unutmuyorum. Cengiz abim rahmetli olunca Doktor İbrahim Kahraman geldi. Gene Halil abim vardı. Halil abi daha sonra başkan oldu, belediye başkanı. Halil şey bitirince, Doktor İbrahim bitirince ben başkan oldum. Bir 3 sene. Bir 3 sene daha devam ettik ama orada, burada yaptığımız ısıtma soğutma sistemi var. Onun için de eski valimiz Gökhan Bey'e teşekkür edelim. Gökhan Sudan bizi hiç kırmadan ne istiyorsak projeleri çizdirdik, bize destek verdi. Daha sonra da ikinci bölümünde de caminin Ercan Topaca. Hı-hı. Onu da unutmayalım. Ercan Topaca da Allah geçen, razı olsun, hizmet verdi. Camimiz şu anda bir protokol camisidir. Evet. Çok büyük eksiği yoktur elhamdülillah. Ama ben şu anda Yeni Cuma ile falan da ilgileniyorum. Orada Yunus abi var. Yunus abiyle paslaşıyoruz. Biraz da Çınarlı ile ilgileniyorum. Onlarla. Bunu kendime bir görev edindim zaten. Evet. Neden? Yapılması gereken, birileri ön ayak olacak ki yapılacak. O yüzden onlarla da yardımcı olmaya çalışıyorum. Selim Hoca'ya da bir rahmet okuyalım. Selim buradan. Hoca'ya da Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. İyi bir abimizdi. Çok iyi bir insandı o da. Bizler çok iyi anlaşırdık yani. Biz kardeş gibiydik onlarda. Senin Akdağ Kullar'da mezarlığı. Evet, en son gittik ölüm yıldönümünde. Ziyaret ettik. Çok iyi ettiniz. Ve o cami yapıldı. Babam çok heyecanlanırdı. Ah cami işte, cami, cami. Laf, eniştenin orada otururlar. Ve o cami yapıldı. İlk cenazesi kim oldu? Babam oldu. Babanız mı? İlk o yattı. Refik amcayla da benim anım senin var ya. Senin babamla da vardı. Abi, ben Refik nasıl olacağız dinleyeyim? Refik amcayla babanızın, babamla iyi bir dostluğu çok var. Çok iyi. Refik ben Süleyman'la giderim derdi. Protokol, iyi ağırlar protokolü. Buradaki emniyet müdürü olsun, vali bey olsun, evet, arkadaşları. Bir gün Bursa'da maç var. Refik amcayla birlikte babam, ben. Ali de vardı galiba. Yok, şey yok var. Bir hamamcı amcamız vardı aşağıda. Bildiniz. Evet, o şey, birlikte tamam. Biz maça gittik. Ve protokolde ağırlandık Bursa'da. O zaman emniyet müdürü arkadaşıymış falan. Babanızı biliyorum tabii. Sonra birkaç gittiniz bir yere. Kardeşlerinle, kardeşlerinizle gezilerim var. Yurt içi gezilerim var. İzmir var, Kuşadası var. İşte. Var tabii. Ben gidersem Süleyman'la giderim derdi. Başka da bir şey demezdi. Onunla babamla, sonra da haç seferlerimiz başladı onlar. Çok kez de gitti rahmetliler. Evet. Ah ne kadar güzel şeyler. Yani şimdi bak, yaptıklarını anlatıyorsun. Mesela daha o kadar yaşın başın olmasına rağmen ben orada yönetim kurulu başkanlığı yaptım, ben bunu yaptım, şunu yaptım dediğin zaman sana haz vermiyor mu? Vermez olur mu? Oralar çok zevkli yerler. Samimiyetimle söylüyorum. Sizler de hayır kurumlarında da tabii, bulundunuz. Birlikte tabii birlikte çalıştık. Tabii sen de vardın aramızda. Ya, oradaki destek her zaman da. Evet. Mesela benim oğlum da şimdi bir gene bir onun başında olduğu bir derneği var. Sosyal bir izle bir dernekleri var. Güzel. Onlar da gıda yardımı yapıyorlar, elektrik yardımı güzel yapıyorlar. Bravo, bravo. Onun yanında yaptıkları i̇şte şeyler ya, arasında toprak o şeyden geliyor ya, yine bir dostlarının gökten vasıtasıyla geliyor. Bir tane oda yaptırdılar üniversiteye, dermatoloji bölümüne. Sonra yakın zamanda ayda bir tane bir şey sakat arabası verecekler. Ne? Onları yapacaklar. Aa, tabii o da uğraşıyor. Ya o tabii ki şeyde destekliyor. Eşim de destekliyor. Şeyde söylersek benim yani bir şehir dışından falan değil, bir şehrin içinden birisiyle evlendim ben de. Onu soracağım. Orada, orada, son bölümde bakayım ben onunla da, o şekilde orada evlendim. Şehrin birçok değerini de onda bildiği için çok farklı tabii, oluyor. Tabii, o da büyük tabii. bir destekçi oluyor. Buranın tabii insanı olunca ikiniz oluyor. De. Benim tabii. kardeşimin eşi de şeydi, Karabaşlı'dır. Benim eşim de Karabaşlı'dır yani. O yüzden öyle olunca şehir nasıl merkezinde. Nasıl buldunuz bu Karabaşlı kızları? Evet, öyle bir şeyimiz evet, var. Reklam zamanımız geldi mi?
Evet. Şimdi bir reklam arası gene verelim de bakalım başka şeylere geçelim. Evet, Peki bir ama. reklam arası daha veriyorum efendim. Evet, Arifciğim çok güzel anlatıyoruz. Reklamlarımızı bitirdikten sonra hemen devam edelim, zamanımızı güzel kullanalım diye. Şimdi tabii hayatının bu dolu dolu geçen, bu şey böyle güçlü çalışmalarla geçirdiğin en hızlı zamanın mı diyeyim o zaman şey olarak sosyal yaşantında. Sosyal Gençlik yaşantı tabii. Kocaeliler'le falan böyle. Tabii ki O zaman onlar tabii daha bir yani şey zamanı. 30, 28, 29, 30'lu Yani daha bir yaşlardı. o zaman insan böyle daha bir şey oluyor. Hiç engel tanımadan gidiyor bazı. Atak Atak bir oluyor. şekilde, Evet, evet, evet. atak, o yaşlarda, evet Ha, abla, o oğlum. başladı. Şu anda birikimlerini biriktire 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 yaptıklarını kenara koya koya anlatıyorsun şu anda. Geldin bu artık buradasın. Buradan sonra da daha başka şeylere atılımlar yapacağını düşünüyorsun. Yine sosyal hayatın devam edecek, Tabii. siyasi hayatın devam edecek. Ancak bu yaptıkların arasında bir aile hayatın var. Bak, iki tane yani çocuklarım var. Bir yaşanmışlığım var. Hayat bu. Hiçbirimizin annesi babası kalmadı. Doğru. Hepsini yolladık rahmete. İnşallah hepsi mekanları cennet Amin olmuştur. abla. Nur içine yatarlar. Şimdi artık o yükü hepsini aile hayatında da belki sen Evet. sırtlandın. Ben ailenin de büyüğü oldum şimdi. Biliyorum. Kardeşim benden 5 yaş küçük. Küçük. Evet. Nasıl Ailemiz zor mu Haluk? Yani çok zor değil. sen değil mi? Hayır. Bunu yaşadığın için bu Çok konu... iyi yaşadım. Hiç de zor değil. Eğer o dostluklar önceden geliyor ise, kardeşler kardeşliklerini biliyorlar iseler, Biliyorsa. diğer akrabalarına da şeylerin sevgin saygın belli bir Yerindeyse. yerdeyse, kesinlikle zor değil. Nerede kopukluklar oluyor diye baktığımda aileler arasında, kardeşler arasında mirasta oluyor. Ben Mal onu mülk kavgası. yolculuklarında filan birçok insanın bana gelenlerin ya bana gelip ne derler şu gelirse gelmem diyen de var şey Yakın akrabası. Evet. onlar biliyorum Doğru. şeylerini. O yüzden şu şekilde hayata bakmalı insan. Ben bir şey yaşıyorum. Bir aileye mensubum. Bu ailenin devamı için evlatlarımızda, kardeşlerimizde, büyüklerimizde nasıl olabilir? Bunu hakkaniyet çizgisi içerisinde eğer dededen, babadan bir şeyler var ise onu paylaşırken rahat etmek istiyorsan %55'i karşı tarafa düşün, %45'i kendi tarafına düşünürsen hayatta hiçbir kavga çıkmaz. Çıkmaz değil mi? Kesinlikle çıkmaz. Ben örnek vereyim bir tanesini Ver size. tabii. Annemden Ne vereyim kadar güzel. rahmetliden. Annemin matematiği kuvvetliydi. Günlerde bütün hesapları, bölüm O işlerini mu o yapardı? yapardı. Evet. Aldürüklerin kızı, Rıdvan Annem Aldürük vardı. amcasının oğlu, Evet. Şükrü Aldürük işte onlar halaları var, dayıları var filan. Bizim de hemen bu hamamın, Fethiye'nin hamamının arkasında bir yerimiz var. O dededen geliyor. Rahmetli Camcı Ahmet Aldırık dedem şu anda şeyde Çınarlı Camii'nin arka tarafında eskiden yanındaydılar. Salim Aldırık dayım. Oradaki pozisyonda anneme telefon demiş. Abla demiş bir tane müteahhit geldi. Bizim burayı istiyor. Ne veriyor demiş annem de. İşte dört daire iki dükkan veriyor. Annem kimseye iki tane de kız kardeşi var. Sormadan bir Adapazarı'nda bir İzmit'te. Diyor ki tamam diyor. Sen üç kıza diyor üç daire buradan ver diyor soldan. Aynen bu şekilde. Bir daire senin olsun diyor. Aşağıdan ne veriyordu diyor iki dükkan. Bir dükkan da diyor senin olsun diyor.
Anneannem hayatta o zaman. Anneannem de Güller'in kızı. Yani Ahmet Gül, Lütfi Gül'ün halası oluyor. Avni Gül'ün halası oluyor. Onlar da ticaret yapıyorlar İzmit'te, İstiklal Caddesi'nde. Bir tane dükkan diyor, annemin olsun diyor. Şimdi annem kafasını anında paylaştırıyor. Dayım da dinliyor rahmetli. Anında. Ama diyor, annem senin yanında. Anneme hak vaki olduğu zaman o dükkan da senin diyor. Olay bitiyor. Işte. İnsanlar böyle düşünürlerse hayatta güzel. Hayatta hiçbir şey olmaz. Fedakarlık, verebilme, edebilme, paylaşımdaki söylediğim esaslar geçerli olursa, şimdi anlattılar bana. Bir geziye götürüyorum. Karamürsel'den, Karamürsel'in hemen üst köylerinden Ümre'ye gidiyoruz. Kardeşleriyle arası açık. Niye açık? Bayan anlatıyor. Abim diyor bizde diyor konuşmuyor diyor. Eskiden diyor sahiller diyor şey yapmıyordu. Değerli değildi diyor. Bizi oradan diyor bahçelere verdiler diyor. Daha sonra diyor onlar yukarıda evde oturuyordu. Baba evinde oturuyordu diyor. Şimdi aşağılar değerlenince bizimki siste oldu diyor. Bize iki daire ver diyor. Şimdi bizim hakkımız var diyor. Dedim niçin hakkı varmış? Görüyor musun? Menfaate dayalı şeylerde. Peki yukarısı değerlenseydi oralara siteler gelseydi verecekler miydi? Verecek ya, yani maalesef işte. Aileler arasında bunun ırkı taasuklara da girersek Manavı, Lazı, Gürcüsü, Kürdü hiçbir tanesi yok. Her yerde aynı. Her yerde aynı. Sorunlar maalesef buna çok üzülüyorum. Evet. Bak cidden çok üzülüyorum. Bunları bir kardeşlik, bir dostluk, bir arkadaşlık çizgisini değerlendirerek bir araya gelmenin, birlikte olmanın mutluluğunu yaşamaları lazım insanlar. Valla Haluk ben ismi lazım diye İzmit'te tanınan, bilinen birçok ailede de bunu gördüm. Evet. Hep kavgalılar, hep dargınlar, ne yüzünden ev vermiş, mal vermemiş, bilmem ne vermemiş. Ben de senin dediğin gibi hayretle izliyorum. Yani ölümlü dünyada kimseye bir şey kalmıyor bu. Kalan üzüntü. Emanetçiyiz yani. Hepsine emanetçiyiz. Onun bilincinde yazık değil. Yazık ama yazık ediyorlar. Yani, dünyayı zehir ediyorlar. Dünyayı kendine zehir ediyorlar. Tabii. Karşı tarafa zehir ediyorlar. Günaha da giriyor. Yani. Birbirleriyle şey. Görüşmüyorlar. Bayramlarda tabii. Yoklar. Yok yani, ölümlerde yani, yoklar. Mezarlıkta bile yok. Aynı gün gidip mezarlıkta büyük baba ziyareti yapmıyorlar. Gitmiyorlar yani. Ya. Bu kadar kin, bu kadar şey olmaz dediğin gibi bir kardeş yaklaşımıyla bu şekilde söyleme hakkımız da var sanırım. Yalnız şurada büyüklerin kesinlikle hatası var. Şurada hatası var söyleyeyim. Gene bir dostum, akrabam aynı zamanda bana geldi. Dedi ki Haluk dedi bu dedi depremde bizim ev dedi hasar gördü. Hak edişliğe gittim. Hak edişlikte de benim evramı kendileri aldı. Fakat açıklandı. Benim dedi yer çıkmadı dedi. O da hemen ikizinin yan tarafında oturuyordu. Abdullah Eren abimiz. Allah rahmet eylesin. Adam üzülmüş. Adam üzüldükten sonra Kandıra'da köyde hemen böyle Akbal mahallesi şimdi orada. Gidiyor. Evde yıkılınca okulun lojmanında kalıyor. 17 Ağustos ya. Şey yok, müdür yok. Lojmanında kalıyor. Daha sonra çıkıyor. Boru fabrikasından emekli olmuş. Elinde biraz para var. Bir şeyler yapmak istiyor. Diyor ki kardeşine. Ya diyor kardeş diyor. Adı da İsa kardeşine. O da rahmetli oldu. Benim diyor senin evin arka tarafında diyor. Param var biraz diyor. Ev yıkıldı diyor. Buraya bir şey yapayım. Ben de burada yaşayayım diyor. Abi diyor. Olmaz. Yok olmaz şöyle diyor abla. Orada hatalı görüyorum. Babam diyor bu köydeki tüm yerleri benim üzerime yaptı diyor. Yani iki türlü hata görüyorum. Evet, bir, babanın hatası büyük, sorumlu. İki, kardeş de diyemez ki ya baba ben yalnız mıyım? Benim abim, ablam yok mu? Orada ikisi de birden sorumlu. Daha sonra adam orada yapamadı. Hastalandı. Vefat etti adam. Daha sonra geldik. Avukat Ali Nazmi Soykan'a söyledik. O bir müracaat etti. Bir tane daire aldık. Yani hak edişlikten dolayı.
İşte bir yukarıdaki konutlardan verdi. Ama adam gitti. Ne adam gitti. Ne oldu? Yani ama oradakilerin sorumluluğu yok mu yani? Büyükler eğer bir şeyler yapıyorsa evlatlara şeylere söylemek zorundalar. Ve kardeşler de hakkaniyetle davranmak zorundalar. Ben bunu kendi ailemde elhamdülillah hiç görmedim. Evet. Yok öyle bir şey ama gizlilere götürdüğüm insanlarda birçok şeyde duyuyorum. Tabii tabii sizde olmaz. Bizde de olmadı. Çünkü babam daha sakin. Benim dedi duyuyorum oradan buradan. Benim gözüm açıkken herkesin dedi malını ben dedi çok yapma dedi. En iyisini yapmış. Etme dedik. Yapma yok dedi yapacağım. Öyle yaptı. Şey tatsızlık çıkmadı. Çıksa da kimse sesini çıkarmadı. Biz çünkü yani yakıştıramıyorum ben. Öyle terbiye almadık. Onun için tuhafıma gidiyor. Para bu bilmiyorum mal belki insanlar o şekle giriyor ama yani gereksiz görüyorum ölümlü dünyada. Herkes hakkını muhakkak alacaktır hepsini değil ama anlaşma şeyde birbirine otursunlar. Evet. Şeyleri de akrabalık ilişkileri de ya onlardan sadece bir kardeş yok ki bir hala yok ki bir amca yok ki onların çocukları da var. Eğer ara bozulursa onlarla da bozulur. Hepsi. Onlarla da gidiş gidiş kalmıyor. Aile dağılmış oluyor gidiyor. O zaman yani. Ha biz onlarla şey aslında bazen onu da duyuyorum. Ha babamlar konuşmuyor ama biz görüşüyoruz diyor. Ne yapsınlar gizliden? Yok öyle bir şey ya olur mu? Çok yanlış. Şey. Hiç istemiyoruz. Böyle bir şey olsun istemiyoruz. İnşallah olmaz. Bundan sonraki gelen nesil belki daha uyanık daha akıllı davranır. İnşallah malını mülkünü zamanında ya bölüşür varsa mal mülk de kalmadı insanlarda ya. İşte olan da doğru dürüz ayarlasın versin hak geçirmesin. Dostluklar için konuştuk bunları. Tabii. Yani mal mülk davasını konuşmamızın sebebi İzmit'teki devam eden dostluklardan da yani, konuştuk. Tabii ki. Bunlardan konuşuyoruz. Olan yani olayları... insanlar dost olsun diyoruz. Biz diyorum ben hala da işte 20 yıllık şeyimiz devam ediyor diyorum. Evet. Kahvaltımız devam ediyor diyorum. Buradaki ilişkilerimiz devam ediyor diyorum. Niçin dargınlıklar yani, olsun? Bayanların yaptığı dostluklar var. Buralarda dargınlık bir kırgınlık girmemesi lazım diyorum. Bu yüzden söylüyorum. Hiç. Ya ben yani ilkokul arkadaşlarımla görüşüyorum tabii ben. Yani ilkokul Yeni Turan'dan 1900 yani 67'de başlamışız ilkokula. 67'de oradan ben ilkokulda kümelerimiz vardı bizim Yeni Turan'da. 5. sınıfta ben kümemde oturan arkadaşlardan Serdar Terzi rahmetli oldu. Evet. Hayati Terzi'nin oğlu. Hayat amcayı tabi ediyorsun rahmetli. Onun oğlu. Onun yanında Ercan Tezcan. Evet. Numarası 544. Ben ilkokul numarasıyla söylüyorum. Onun yanında Ceyhun Gençer 532. 556 ben. Yanında Nihal Kara. Tabii. Yani ya öbür tarafta Halit Ünver. Hepsine buradan selam. Öbür tarafta Remzi Öğüt, Gülsevil Sergül. Yani bunların Murat Akan benim sınıf arkadaşımdır. Öyledir. Murat Kral sınıf arkadaşımdır. Murat Akarsu rahmetli sınıf arkadaşımdır. Murat Engin sınıf arkadaşımdır. Yani bu da aynı bölgenin çocukları. Murat Akarsu da futbolcu bizim Metin Tekin'in halasının oğludur. Onlara da rahmet edelim. Evet. Geçenlerde ben Özbekistan'da New York'tum. Murat'ın annesi de vefat etmiş. Ondan sonra Aysu teyze. Ona da rahmet olsun. Mekamı cennet olsun. Onlar da bizim Ereğli'den yazlık komşumuzdu. Yani bu dostluklar ben ilkokulu söylediğim zaman abi sen nasıl? Ya nasıl hatırlamam? Nasıl unuturum? Yani, benim sınıfımın 40 kişi veya 35 kişinin 30'unun ismini sayarım ya. 30'unun ismini sayarım. 30'unun ismini sayarım ve onlarla görüştüklerim var ya. Herkes hatırlayamaz Halepçim. Yani. Geçmişle ilgili böyle hafızada geçmiş olayları unutmayanlar arasında Leyla ablam var. Leyla Kaya. O iyidir. O genç Kocaeliler'den tanırım. Öğrenci İşleri Daire Başkanı Leyla ablam bilir. Evet. Sonra Ergun Tüner var eski. Bizim oradaki Çinli Fırın'ın karşısında dükkanları vardı. O da ticaretin içinde. O iyi bilir. Yani bir İzmit'i konuşurken
50 sene evveline gidebilmek, konuşabilmek, senin çok mahalleden önemli. Sanerleri çok söyleyebilmek, öbür taraftan Yar Hakkı amcayı söyleyebilmek. Ahmet amca, Yılmaz abileri. Ahmet abi, Yılmaz amca de sizin komşuydu değil mi? Hemen dükkanı? Yan tarafta dükkan komşumuzdu. Tabii. Yılmaz, Ahmet, Yılmaz. Onlar yeni köylü işte. Onları çok büyük dostluklar vardı tabii orada. Hepsini şöyle bir gözün önden geçirdiği zaman, baktığın zaman karşıda İrfan Sanat, hayatta ömrün uzun olsun. Onun kardeşi İhsan Sanal, sonra Abdullah Hacı, ondan sonra bu tarafa geldiğin zaman Kabolar, hemen bizim hemen şeyimizde Bayrakçı Ersoylar vardı. Yani. Onlar vefat etti. Onun ileriye gidince Ali Uygun, babası İhsan Uygun, Ali Hasan, işleri devam ediyor. Hasan amca vardı, Hasan Kazak. Kim? Evet, o hemen oradaki şeyde onlar vardı. Sonra Yumrukçalarlar, onların dükkanı vardı şeyde. Hasan Can amca, onların torunlarıyla Hasan amcanı görüşüyorum, Kerem'le. Hı-hı. Ondan sonra kardeşiyle görüşüyoruz. Evet. Yani o cadde üzerinde baktığım zaman abla şey de kalmadı. Esnaf olarak kişi kalmadı. Mesela sayalım şimdi bak. Hacı Ömerler yok. Kirada. Yok. Gebeşler yok, yok. Kirada. Cam mağazası yok, kirada. Uygunlar sattılar oraya, Fethiye Kundur'u aldı. Şey o kirada. Buraya gel Emin Uygun, yani lakabı ve tırnak Mehmet amcamızın oğlu. O kirada. Onun karşısında Özler kirada. Hiç oldu ya. Ama o da şöyle düşünüyorum abla. Allah Allah. Eminler de öyle olmadı ama diğer arkadaşlara baktığım zaman bir baba var. Hı hı. Bir işi kurmuş 25'lerde, 28'lerde, 30'larda. Sonra evlenmiş, çocuklar olmuş. O çocuklarla birlikte iş gidiyor. Gidiyor. Sonra baba gidince? Yok, baba gitmesin daha. Hayatta olsun. Sonra çocukların çocukları oluyor ya. Evet. Çocukların çocuklarıyla oradan devam ederken şimdi burada bir aile var. Burada bir aile var. Bir de çocuklar. Çocuklar büyümeye başladığı zaman o zaman işin rengi değişiyor. O zaman eğer başka profesyonelce yönetilmiyorsa yani orada ne demek istiyorum biliyor musun abla? Orada bir müdür olacak. Herkes aylık alacak. Evet. Eğer aylık almıyorsa herkes kasadaysa gitmiyor. Evet, o yüzden onlar ne diyorlar? Kiraya vermek daha uygun oluyor. Evet. O yüzden burada böyle dışarıdan çok şeyler geldi. Şirketleşmeler olmadı yani. Ha biz o şekilde şimdi İzmit'in yani sayarsak eskiden... Şeyi düşün bizim kalajlardan aşağıya. Orada da yok. Kapan önüne. Kim kaldı? Oradaki en eskilerden kalanlardan bir bakın. Bizim şey kaldı. Nizamettin amcanın. Ya zaten ben Nizamettin amca var. Tamam. Köşede Hamit Kumaş var. Biz varız. İleriye doğru Muzik gider. Muzik duruyor mu? Onu ben yok galiba. Faruk abi mi? Faruk abimiz yukarıya çıktı. Ha. Onu çok eski esnaf olarak şey yapmıyoruz şimdi. Ha, evet. O daha sonradan gelip buradaki işe başlıyor. Yani işte, evet. Ama çok eski yani çok dededen olanlarda devam eden yok şeydi. Kalmadı. Bizler şehrin merkezinde bana artık eskileri sormaya geliyorlar, adres sormaya geliyorlar. Tabii biz artık. Elimizden ne geldiyse şu şuradaydı buraya gitti diye söylüyoruz. Söylüyoruz abla. Evet Haluk'cum tabii zaman da geçiyor yavaş yavaş. Ben merak ederim şimdi söyledik de konuşacağız diye. Ne yaptın? Evliliğin nasıl oldu? Görücü usulümü sen mi beğendin? Birazcık değinelim de. O da hayatın çok önemli bir bölümü yani tabii, insanların. Tabii, değil tabii, mi yani tabii. Birdenbire şeye giriyorsun yani bir evlilikle hayatın başka bir yükümlülüğünün altına giriyorsun. Ve evet. O nasıl başlıyor tabii önemli. Ya ben 89'da hacca gittim. Hı. Babamın o kafilesiyle. 89'da hacca geldikten sonra nişanlandım. 90'da evlendim 4 ay içinde. Hı. Tabii ki bir tavsiyeyle diyeceksiniz ki tavsiye tabii rahmetli annem öyle, o zaman, şöyle birisi var diye bir görüşür müsün eder misin diye tamam dedim ben de ama ilk önce yaş 29 tabii ki yani 21 22 değil. Biraz oturmuşluk var. Biraz oturmuşluk var. O zaman olur dedim. Benim ailem de İzmit'in köklü ailelerinden Zoboğulları. Zoboğulları yani Hamidiyeli esas onlar. Dede meşhur milis komutanı Hasan Zoboğlu.
Onun çocuğu İsmail Musaboğlu. O da elektrik tahsilatı zamanında belediyede onları tanıdılar. Onlar işte o mahallede oturuyorlar Karabaş'ta. Karabaş'ta görüştükten sonra biz 4 ay içinde evlendik. Bu evliliğimizden yaklaşık işte 31 sene. Maşallah. Elhamdülillah. Maşallah. Bir oğlumuz var. Berat. Mustafa Berat Ercan. O şeyimizde ne derler bizimle birlikte o bekar. Allah o da işte 92 doğumlu. Hı-hı. O da 26 Mayıs'ta inşallah 30 yaşında olacak. Maşallah, o da büyümüş artık. Ona da herhangi bir şeyimiz bilebiliriz. Yok. İnşallah o da kendi yolunu, kendi hayatını idame ettirecek muhakkak bu çizgide. İnşallah. Yani bizler şu şekilde diyoruz. Ali Ercan dede devam etmiş bir ticarette, Süleyman Ercan da belli bir çizgiye getirmiş. Haluk'la devam eden Haldun çizgi. Ercan'la devam tabii. eden o ilişkide inşallah evlatlar da aynı şekilde oldu. Tabii. İki tane kardeşim de aynı o mahallede. O da gene iyi bir bilinen tanınan Tantaların kızı, Tanta ailesi. Onların kızı. Oradan da iki yeğenim var. Maşallah, bir tanesi Allah güzel bir tahsil yaptı, o şeyden mezun, Yıldız Mimarlık'tan mezun. Şu anda yüksek lisans yapıyor yurt dışında. Bir de inşallah üniversite imtihanına gelecek bir yeğenim var. O da hadi Ömer'imiz bakalım. Var. Allah'ın izniyle bu şekilde o ilişkiler, başlayan ilişki, daha sonra evlilikle hı hı. birlikte. Benim eşim de sosyal hayatın içindeydi. Hı hı, tabii. Partinin kuruluşunda o da İzmit İlçe Kadın Kolu Başkanlığı falan yaptı. O çok o meraklıdır. Sosyal. O çok meraklıdır. İsimleri o da hafızası çok kuvvetlidir. Çok iyi bilir. Buradan selam i̇simleri, olsun. İsimleri iyi bilir, iyi takip eder. Evet. yani seyredilen programlar zaten evde tabii. o günün gündem konularıdır. Onlar da ben birçok gezide isim bazında beraber gittiklerimizde gruba döner ona sorarım. Ya şu dedim bizim şu milletvekili vardı hani dedim o hemen o ismini o söyler. İşte. İyidir o konuda hafızası İsim iyidir. Hafızası çok önemli. Birbirini tamamlarız o konuda. Da. Elhamdülillah. Aman ne güzel. Sonsuz şükür aman olsun. Güzel. Çok bundan güzel. Sonraki hayatımızda tabii ki inşallah. Ticaretin içinde olmaya devam edeceğiz inşallah. O yeniden şey yapma işlerinde de dükkanımızda ve bu tur işlerinde de Allah'ım muvaffak eylesin diye dua ediyorum abla. Tabii ki yani. Allah yaptığınızın güzel çalışmaların karşılığını mutlaka vereceğine inanıyorum ben. Siz tertemiz duygularla çalışırsanız niye olmasın ki? Çok daha büyüyerek gider. Halikçiğim bitiriyoruz programı ablacığım. Söyle bir son gene biz hemşehrilerine, vatandaşlara bir şeyler söyleyerek dostluklar baki diyorum. Dostlukları unutmasınlar. Bütün büyükleri ziyaret etsinler. Ben bu sabah teyzemde kahvaltı ettim. Buraya geldim. Evet. Teyzem rahmetli oldu eniştem. O da koronadan. Annem de benim koronadan vefat etti. Bizler de korona geçirdik. Şey oldu, biliyorum, evet, bir seneye yaklaşacak işte. Evet. Bir dahaki ay bir sene. Evet, Allah onu ziyaret ettim. Ben yani akrabalarıma bağlı bir insanım. Ararım muhakkak. Sorarım, konuşurum. Onlar da muhakkak eğer huzur bulmak istiyorlarsa hani o sıra-i rahim var ya gitmek, gelmek, evet, onu ziyaret evet. etmek aramak da onunla bir eşdeğer. Kardeşleriyle, büyükleriyle ilişkileri hiçbir zaman için kesmeden devam etsinler. Evet. Sadece hayat kendi yaşadığı bir ticaretle devam etmiyor. Dostluklarla devam ediyor. Arkadaşlarla olan dostluklarını pekiştirsinler, arasınlar. Evet. Ben öyle yapıyorum. Yani çok arkadaşım var, çok dostum var. Benim üst katta yazhanedeyim. Her günde muhakkak birileri geliyor, birileri geliyor. İzmit'i çok seviyoruz. Kocaelispor'un birinci lige çıkmasını istiyoruz. İstiyoruz. Destek verenlere teşekkür ediyoruz. Tahir Başkan'dan başlayarak tabii ki. Evet. Ama geçmiş dönemdeki başkanları da hiçbir zaman için unutmuyoruz ona da yapılanları. Bu önemli bir konu. Unutmamak gerekiyor. Buradan Bahri kardeşime de selam ediyorum. Onun da büyük emekleri var. Orhan abinin büyük emekleri var hepsinin. Onun haricinde İzmit'in merkezinin özellikle ve
şeye açıldığı zaman, turizm açısından açıldığı zaman bir konuda şehir merkezine çok gezdiremiyoruz ama duydum İstanbul'dan grup tertip edip getiriyorlarmış. Hmm. Bir de arkadaşım açıkladı. Kasr-ı Hümayun'dan başlayarak gezilenlerde bu Kapanca Sokağı falan her tarafı gezmişler. Bu kentin de bu değerlerine sahip çıkarak dostluklar içerisinde yapılacak işlerde inanıyorum ki daha yaşanılır bir şehirde bizler de mutlu şekilde yaşarız diye düşünüyorum. İnşallah. Peki böyle bir programın katkısı olur mu acaba? Böyle bir mekanda bu anlatılanların ilk kültürüne katkısı olacağını inanıyor musun? Şu şekilde inanıyorum ki o İstanbul'dan gelen grup burayı da dışarıdan görüyor. Onları da anlatmışlar. Şeyde hem de 150 lira İstanbul'dan tur düzenliyorlar buraya. O şekilde getiriyorlar. Siz programımızın başında buranın bir etrafı da muhakkak gösteriyorsunuz. Burası da bir değer. Bunun gibi değer olan farklı yerler de var şehrimizde. Bunları da kent bilinciyle yani yurttaşlık bilinciyle hareket edersek inanıyorum ki bizler de şehrimizi bir taraflarda anlatırsak tabii ki şunu düşünüyorum. Bizim şehrimiz İstanbul ve çok yakın olduğu için bir de esas merkez İstanbul olduğu için bize gelip de burada günlük bir Erzincan'a, bir Sivas'a, bir Malatya'ya girip konaklama gibi çok şeyler olmuyor. Sanayi bölgesi olduğumuz için buraya dışarıdan insanlar gelip ama şu anda Maşukiye'ye, oralara biz Kocaeli'ne ait olan yerlere geliyorlar. Gebze, Ballıkaya gidiyorlar. Bu tarafta orman ya şu anda bayağı şey çekiyor. Orası da güzel bir test oldu. Ve alışverişe de şehir dışından gelenlerin de olduğunu biliyorum. Bu şehri daha yaşanılır, daha güzel bir hale getirmek bizim elimizde. Bu yapılanlara katkı vererek bizim de mutluluğumuzu arttıracaktır diye düşünüyorum. Herkesi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Beni de davet ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Rica ederim. Haluk Ercan, çok teşekkür ediyorum. Bu ilin değerlerinden biri olmaya devam edersin inşallah. İnşallah. Daha uzun yıllar. İnşallah. Allah güç versin. Evet efendim, güzel bir sohbetle bu programı da bitiriyoruz. Yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalınız diyorum.